Enflasyondan da hiç memnun değilim. Hepsi bir oyun desem yeri var yani, oyundur yani. Hiç iyi değil, Allah yardımcımız olsun. Ekim ayında enflasyon TÜİK'e göre %85,51 iken enflasyon araştırma grubuna göre %185,34 olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Valla Türkiye bitti canım, ne düşünelim. Her şey ateş pahası, pahalandı. Bence iyi. Yani iyiye gidiyoruz. Daha da iyiye gideceğiz. En yüksek olan doğru. Ama yine de bugünümüze çok şükür diyeceğiz. Çoğu şeyi de atlatacağız. Atlatacağımıza da eminim. Hepsi bir oyun desem yeri var yani. Oyundur yani. Çünkü bu baştaki insan başka bir insan başa gelse belki halimiz daha başka olurdu diye söylüyorum yani. Çok güzel. Yani yurt dışına göre burada gerçekleşiyor. Yapacak bir şey yok yani. Valla ben şunu söyleyeyim. Devletin bana 1 milyon faydası yok. Ben bir işveren olarak kendim ödüyorum. Enflasyondan da hiç memnun değilim. Sadece emekliler düşünülüyor. İşverenler ve çalışanlar Türkiye'de sıfır. İnsan kıymeti yok. Kendim çifte vatandaşım ama hiçbir şey yaramıyor. Bolluk istiyoruz. Çok çok bolluğumuz var da insanlarımız azıcık şeyli, nametsiz. Vallahi bilmiyorum. Sadece tek bildiğim Türkiye hiç iyi değil. Allah yardımcımız olsun. Şimdi TÜİK tamamen hükümetin bir kurumu. Açıkladığı hiçbir şeye inanmıyorum ben. Çünkü çarşıya şurada pazara gittiğiniz zaman en ufak enflasyon kaç? Bir yağ alıyorsunuz, bir mazot alıyorsunuz, bir gübre alıyorsunuz. Aldığınız en ufacık gıda maddesi bile o kadar anormal artmış ki %200'ün üzerinde artan bir şey yok. Az artan bir şey yok. O nedenle TÜİK hep uydurma bir şey. Kendisine uygun bir rakam oluşturuyor. Bu konudaki onu en çok ENAG'dan ziyade İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon rakamları var. %109, %110 açıklıyor. Yani bunda bile komik geliyor. O nedenle ben asla onun açıkladığı rakamlarına TÜİK'in inanmıyorum. Hepsi uydurma. İnsanlar rezil olmuş, geçinemiyor. Arkasından da enflasyon %80 diyor, bilmem falan diyor. Hep uydurma rakamlar. Asla açıklamalarına katılmıyorum.